sebebini söylemeyeceğim. 5 tane slalom var arkadaşlar. 5 tane slalomdan sonra sağ turnike topu alıyorsun. Serbest atış çizgisinin arkasından dolanıyorsun. Sol turnike topu bırakıyorsun. Sağda bulunan basket topunu atıp basket atıyorsun. Top giriyor. Sol tarafa gidiyorsun. Sol taraftaki zondan aldığın topu yine atıyorsun. Topla beraber 2 metre uzaklıkta bulunan potaserden parkuru tamamlıyorsun. Devam edelim. Futbol slalom testi arkadaşlar. Geçen sene 8 öğrenci buraya hazırlandı. 8 öğrencimizin hiçbirisi buranın sınavına girmedi. Çünkü Edirne'nin sınavıyla Sakarya'nın sınavı çakıştı. Sınava girmedikleri için de futboldan sadece Özlem girdi. Kız o da iyi dereceyi yaptı zaten. Erkeklerimiz buraya girmedi. Sakarya'yı kazandılar. Voleybol sınavı. 2 tane kızımız girdi. İkisi tam puan aldı geçen sene. 10 tane top var, 10 tane topu. Arkada bulunan 2 metreyi alana servis atıyorsunuz. Serviste 10 topun 4'ü o alana geldiği zaman devam diyor hoca. Koşuyorsun. Voleybol var, manşet var. Manşetle yine aynı şekilde 4 pas atıyorsun oraya. 4 manşet isabetli atış yapıyorsun. Bittiği zaman çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle bir parkur Edirne'nin. Bu ne? Biraz önce izlemiş olduğunuz parkur, hani oradan gelen savaş vardı ya. Onun 52 fırtınanı yapmış olduğu parkur arkadaşlar. Düz takla, voleybol topu ile basket toplarını yerlerini değiştiriyorsun. Dengeden koşuyorsun, atlıyorsun. Biraz önce istediğinizi anlatmıyorum arkadaşlar. Bu Balıkesir'in sınavı. Devam. Bartın Üniversitesi. Arkadaşlar buraya giden her öğrenci geçen sene kazandı. Ancak kazandığı halde gitmediler. İşte Erdem kazandı, gitmedi. Serhat sen kazandın değil mi Serhat? Serhat da gitmedi. Alican kazandı, Alican da gitmedi. Ümer de orada diskalifiye oldu. burası arkadaşlar nasıl? Burada da YGS puan çok önemli. YGS puan. Öndeki takla mıydı Mert? Evet. Öne takla. 10 tane sıçrama var. Sağlık topunu yerini değiştiriyorsun. Denge aletinin üstünden atlayarak alttan üstten geçiyorsun. Daha sonra handball topuyla 90'da bulunan bir karış hedefi vuracaksın. Vurduktan sonra buraya geliyorsun. Futbol topuyla slalom yapıyorsun. Futbol topu yerine koyuyorsun. Basket topuyla slalom yapıyorsun. Basket topunu yerine koyuyorsun. İsabetli bir pas voleybol topu duvarda olan 2,5 metre 4 metre yüksekliğindeki hedefe vuruyorsun. Engelin üstünden altından üstünden geçiyorsun. 3 tane sağlık topunu yerini değiştiriyorsun. Altta asimetrikten üstten alttan geçiyorsun ve bitiriyorsunuz. Bu Bartın'ın sınav sistemi. 60 tane öğrenci aldığı için güzel düşünülebilir bir üniversite. Geçen sene Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gerek duymadık arkadaşlar. Çünkü bu sınav oluncaya kadar herkes üniversiteyi kazanmıştı. O yüzden gitmedik. Devam edelim Çanakkale'ye. Geç. Afyon Kocatepe Üniversitesi arkadaşlar. Çok uzun bir parkur. Anlatayım mı, anlıyor musunuz? Starttan başlıyoruz arkadaşlar. Başladıktan sonra basketbol topuyla slalom yapıyoruz. Koşarak topu yerine getiriyoruz. Voleybola geliyoruz. Voleybolda 5 tane voleybol topu var. 5 tane voleybol topunu arkada bulunan 2 metrelik alana servis atıyoruz. Voleybol topu ile işimiz bitiyor. Futbol slaloma geliyoruz. Futbol slalom yapıyoruz. Futbol slalomla da işimiz bitiyor arkadaşlar. Atlama beygirinin üzerinden atlıyoruz. Atlama beygirinden sonra basketbola geliyorsunuz. 5 tane şut atıyoruz arkadaşlar. Serbest atış. Onu da bırakıyoruz. Oradan futbola geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kalelerin kenarları birer metrelik alanlar var. Oraya isabetli şut atıyorsunuz 7 metrede. Yine yukarıda voleybolla manşet pas yapıyorsunuz. 5 defa yukarıya doğru ipi geçecek düzeyde. Handbola geliyorsunuz. Handbolla 5 tane atış yapıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Orada atmış olduğunuz her gol, her voleybollu şut, her voleybol şutu servisi, her futbol golü, her handball isabetli vuruşu 3 saniye düşüyor arkadaşlar. Bunda da geçen sene Ali vardı. Afyon'dan geldi onu kazanmak için. O da geldi en iyi dereceyi yaptı Afyon'dan. Afyon ikinci olarak kazandı arkadaşlar Ali'den. Sevim Polat vardı. Kızlar en iyi 4. dereceyi yaptı. O da 4. yedekten kazandı. Puan düşük olduğu için. YGS puanı yine en iyi 4 olmasına rağmen 4. yedekten okulu kazanıyor. Düşünün. Devam edelim. Karsları kavuş. Geç 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 geç. Peki izleyeceğimiz yol dedik arkadaşlar. 25 Mart'ta antrenmanlar başlıyor. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri salon antrenmanlarımız olacak. Salı, perşembe, cumartesi cross antrenmanlarımız olacak. Salon antrenmanlarımız Kasımpaşa Ormanı Spor Salonu, Kağıthane Feritaysan Spor Salonu, Ok Meydanı Hasbahçe Spor Salonu'nda yapılacak.
Cross ve atletizm antrenmanları Kağıthane Hasbahçe Cross alanında Burhan Pelik atletizm sahasını yapacak arkadaşlar. 10 Haziran sonrasında kampımız başlıyor. 10 Haziran'da hafta içi her gün 3 tane spor salonunda saat 9'dan akşam 22 saatler içerisinde 20'şer kişilik gruplarla antrenman yapılacak arkadaşlar. Fizyo kurslarında olması gereken özellikler, şunu çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Şuraya gelen her öğrenci benim öğrencim değil. Buraya gelen kimseyle ben daha anlaşma yapmadım. Ben de çalışmak zorunda değil burada kimse. Gidin kursları araştırın, inceleyin, sorun, sorgulayın arkadaşlar. Sorarken, araştırma yaparken bilmeniz gerekenler. Çünkü inanın bana çok fazla dolandırıcı kurs var. Başka kurslara gidenler de varsa bunları da verebilir. Geçen sene benim kazanamayanlar da iyi bilir onu. Öncelikle kursun arkadaşlar hocasının idealist ve hedeflerinin olması lazım. Sizleri sadece para olarak görmemesi lazım. Sizlerin hayatlarıyla ilgili hedeflerinin olması lazım arkadaşlar. Kazanmaktan çok kazandırmayı düşünmeler arkadaşlar. Bu da onun antrenman sahasıyla, antrenman saatiyle ölçülebilir. Antrenör sayısının yeterli olması lazım arkadaşlar. Bunu mutlaka sorun, kaç tane antrenörle çalışıyorsunuz diye. Her antrenör işini severek yapmalı arkadaşlar. Sabah gelip akşama kadar antrenman yerine arkadaşlar. Antrenöre çok fazla yüklenilmeden, çok fazla antrenörle, doğru antrenörle, hedefli antrenörle, istekli antrenörle doğru antrenmanın yapılması lazım. Antrenmanların mutlaka periyodik bir uyum içerisinde yapılması lazım. Antrenman bilimi kurallarının uygulanması lazım arkadaşlar. Diğer arkadaşlar sizleri doğru üniversiteye yönlendirebilmesi lazım. Bu ne demek? Toplantının başında size bir şey söyledim. İçinizde kimse arkadaşlar eşit yeteneklerle donatılmadınız. Kiminiz süratli, kiminiz dayanıklı, kiminiz seri, kiminiz yavaş, kiminizin YGS'si iyi, kiminizin YGS'si kötü ama durumu iyi yani, sportif durumu iyi. Geçen sene Göksel'i Sakarya dışında başka bir yere göndersek kazanamazdı. YGS puanı düşük olduğu için ve sadece öğretmenlik istediği için oraya gönderdik ve orayı kazandı. Geçen sene Enes diye bir öğrenci geldi aklıma. Enes iyi okur. Kocaeli'ye göndermeseydik, Sakarya'ya göndersek kazanamazdı. Geçen sene Yasemin, voleybolcu kız. Yasemin yaklaşık olarak 100 kilo. Yani pardon 110 kilo. Edirne'ye göndermeseydik Edirne dışında bir üniversite kazanamazdı. Yani her yeteneğe göre bir üniversite var arkadaşlar. Önemli olan doğru yetenekle doğru yeteneği doğru üniversiteye yönlendirmek. Doğru üniversiteye gönderdiğiniz zaman mutlaka o insan kazanır arkadaşlar. Sınav merkezinde, evet sınav merkezinde öğrenciler birlikte olmalı. Evet bu çok önemli. Hadi sen sınava git deyip öğrenciyi sınava göndermeyeceğiz. Verdiğimiz emeğin karşılığını görebilmek için. Her öğrenciyi sınava götürürken başında mutlaka ve mutlaka hoca olmak zorunda. Benim geçen sene sınavına gitmediğim hiçbir öğrencim olmadı. 10 tane üniversitenin hem özür dilerim Bursa'ya gidemedim. Sadece Bursa'ya gitmedim arkadaşlar. Bursa'nın sınavı arkadaşlar Denizli mi? Gedik. Ha oğlum da geleyim. Gedik dedi. Ben Gedik üniversite olarak görmüyorum. Gedik'i düşünen arkadaşlar çok net söyleyeyim. Gedik, Haliç. Bu sene hazırlık yapmayacağım arkadaşlar. Gedik ve Haliç Üniversitesi. Düşünüyorsanız unutun. Çok net söylüyorum. Gedik ve Haliç Üniversitesi'ni düşünüyorsanız düşünmeyin arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Orası bir üniversite değil, spor lisesi gibi bir şey. Çok yetersiz, çok başarısız. Ne dedim? Kendinizi tamamlamanız lazım dedim. İş bulabilmeniz için. Kazanması en kolay üniversite. 4 tane Gedik'e girdi, 4 de kazandı geçen sene. 5 kişi pardon, 5 girdi, 5 de kazandı. Kazanması çok kolay bir üniversite. Ama sana sunduğu fırsat ne? Sana sunduğu fırsat ne? Yok. Kendinizi geliştiremezsiniz arkadaşlar. Okuyacaksanız eğer vakıf üniversitesi olmamasına dikkat edin. Kazandığınız üniversitenin mutlaka arkadaşlar devlet üniversitesi olmasını onun için çaba sarf edin yani. Antrenmanlarda arkadaşlar fiziksel antrenman yapılır. Fiziksel antrenman yapılır. En doğru antrenman yapılır. Ama antrenmanın bir de psikolojik yönü var. Bir sporcuyu en doğru yere getirirsin. Fiziksel anlamda en süratlidir, en dayanıklıdır, en kuvvetlidir. Ama mental olarak sen bu çocuğu kazanabileceğine, sen bu çocuğu yapabileceğine inandıramazsan bu çocuk üniversiteyi kazanamaz. Geçen sene bir olay anlatacağım yine. Sakarya'nın sınavına gideceğiz. 43 kişiyiz. Pardon 37 erkeğiz. 43 pardon. 43 kişiyiz. Sınavdan bir gün önce gece saat 1.30. 1.30. Bir salon kiraladık. Salona girdik.
Hocalarıma dedim ki, arkadaşlar bunların hiçbir tanesi derece alamasın. Çünkü bunlar havalarda uçuyorlar. Kendilerini bir şey sanıyor hepsi. Derece alamasınlar dedim. Hiçbirisi derece alamasın. Yanlış attığı adımdan dolayı çevirdiler. O stresten hiç turnike kaçırmayan Mert ikisine de turnike kaçırıyor. Bir iki derece aldı. Sınavdan daha iyi derece yaptı Göksel Tercih. O gün sınavdan bir gün önce 33 yaptı. Diğer bütün öğrenciler bir 6-7 kişi iyi yaptı ama onlar çok iyi dereceler değil. 6-7 kişi iyi yaptı. Bütün grup karşımda oturuyor. Başları önde. Yanlarına gittim. Sadece 10 dakika bir konuşma yaptı. 10 dakikalık konuşmanın sonunda ben ağladım. Yanımda Pınar vardı. O da ağladı. Yasin'in bacakları tutuyordu. Ciddi söylüyorum. Öğrencilere baktım. Birçoğunun çenesi titriyor. Diğer kursun yani salonu kiraladığımız hoca bakışları değişti. Ben ne dediysem artık. Tam o sırada doğru an oydu. En doğru an o andı. Hepsi böyle ayakkabıları çıkarmış. Başları önünde eğik. Başınızı kaldırın dedim. Düşünsenize karşınızda bir kalabalık hepsi ızmandut gibi. Hepsi kafasını kaldırdı. Bu dedim yeterli değil. Hepiniz ayağa kalkın dedim. Bakın o anda hepsi ayağa kalktı. Bir gürültü çünkü metal bir tribünde oturuyorlardı. Ayağa kalktı hepsi. Evet dedim istediğim bu. Şimdi çok daha güçlü görünüyorsunuz. Sizden birer tane daha derece almayacağım. Bunca yıldır, yaklaşık bunca aydır yaklaşık olarak 1000 tane derece aldınız dedim. Antrenmanlarda 1000 tane derece almışsınızdır değil mi? 1000 tane dedim derece almışsınızdır. Son bir tane kaldı. Son bir tane. Yarın iyi dereceyi yaparsanız üniversitesiniz. Şimdi çıkın son hakkınız. Geri sayım yarın sonlanıyor. Yarın son derecenizi yapın ve buraya gelin dedim. Ertesi gün oldu. Bir gün önce sadece 4 kişinin veya 5 kişinin alabildiği derecede bir kişi bile diskalifiye olmadı arkadaşlar. Bir kişi bile diskalifiye oldu. Allah'ıma şükür olsun. Hayatımın en mutlu günüdür o an. Ve muhteşem bir andı. Diğer kursların bütün öğrencileri oradan ayrıldılar. Sadece sevinen biziz. Halaylar böyle bağırışlar, çığırışlar. İnanılmaz bir şeydi. Bu anlamda da öğrencileri buna inandırabilmek lazım. Ne yapması, ona olan, ondan olan beklentimizin neler olduğunu ona inandırabilmemiz lazım. İnandırabilmemiz lazım arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Nokta. Hocam bir şey soracağım ben. Buyurun. Gidemeyelim bir şey dediniz, kaldı orada. Nereden? Öğrenciler de gidemiyor. O anda başka bir yerin sınavı vardı, o yüzden gidemedim. Başvurusu vardı, oraya gitmek zorundaydım. Bir de iki kişiydi, çok şeydi yani. Birisi milliydi, birisi savaştı. Kazanabilecekleri de kesin olur. Bir de koordinasyon parkuru yoktu orada. Sadece bir 100 metre koşu vardı. Bir de mekik kursu vardı. Hani böyle dikkat gerektiren parkur değildi. Şimdi geçen sene yapılan şu videolarımıza bakalım arkadaşlar. Şu örneğin. Aslında bir sürü video vardı ama şu bilgisayarda sıkıntı olduğu için başka bir tane bilgisayar getirdik. Örneğin kral şu alevi aç bakalım. Geçen sene kızlarda arkadaşlar bu en iyi 6. dereceyi yapan kızımız. Caner bu ışıkları biraz söndürebilecek misin? Thank you.
Mavi'ye kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz pazar günleri, her pazar mutlaka sınav yapıyoruz. Bütün öğrenciler, kursa olan tüm öğrenciler pazar günleri orba ortamında toplanıyor. Sınav ortamı aynen tekrar yaşatılıyor. Eskişehir vardı. Onu da izletelim. Evet, bu Eskişehir parkuru. Bu Eskişehir sınavıydı, Eskişehir duruyor. Şimdi en iyi dereceyi yaptı orada. Aklımızı yakalamak zorunda. Parkur bu arkadaşlar. Biraz önce Balıkesir'i izlettim. Daha bunlarla beraber en az sizin yeteneklerinize bağlı olarak en az 10-15 tane parkur yapacağız. Antrenmanlardan videolar var mı? Buraya attın mı? Birkaç da oradan video izletelim. Zaten internette izlemişsinizdir. 2014'te var zaten bunlar. Hadi. Şimdi varsa eğer sorularınızı alayım arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Akdeniz Üniversitesi'nden geçen sene onların ilk senelerde öğrenci götürmedik. Ancak spor öğretmeni çok önemliydi bu sene orada. Bu sene öğrenci sayımız fazla olursa Akdeniz Üniversitesi'ni düşünüyoruz. Sınav sistemi şu, Mexico'su ve çok kolay bir parkuru var. O yüzden geçen sene YGS puanı orada en düşük puanlı giren 313 puanlı girdi. Yani başlangıç puan 99, başlangıç puanlı olan öğrenci girebildi. Gitmek isteyen öğrencilerimizi özellikle üniversitesinde Musa'da öğrenci yönlendireceğiz. Burç, hoş geldin. Etkiliyor. Ancak YGS puanı üzerinden, ham puan üzerinden herhangi bir şey olmuyor arkadaşlar. YGS puanın 0.22, ham puanın, eklenmemiş puanın bunun üzerine en son sınav bittikten sonra AOP puanı 0.11 ile çarpıp YGS puanları, yetenek puanı ekleniyor. Yani YGS puan üzerine eklenmiyor. Tabii ki etkiliyor ama her üniversitede değil. Sakarya'da örneğin her bir yıl bir puan, Marmara'da hiçbir etkisi yok. Ama antrenörlük bölümü için sınav yapılmıyor arkadaşlar. Lisansınla beraber YGS puanı 250 puanı geçenler direkt başvuru yapıyorlar. Antrenörlük için. İçinizde o çok var. Sorunu anladım ben Serkan senin. Sorumuz şu arkadaşlar. Geçen sene üniversite kazanıp, tercihli bölümlerde üniversite kazanıp AOP puanı yarıya düşecek olanlar var. Türkiye'de sadece Kocaeli'de düşmüyor arkadaşlar bu. Onun dışında her yerde AOP puanı kırılan öğrencilerin en az 340-350 puan alması lazım. AOP'si kırılanlar. Kocaeli için değil ama Kocaeli aynı. Buyur.